Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum bu oyun kesinlikle para tırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Sevgili dostlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Videonun başında bu duyuru yapmam gerekiyor. Yarın akşam tahminimce 100.000 FIFA pointlik bir yayın olacak. Ben bu FIFA pointlerden çıkacak coinlere ihtiyacım yok. Bunu tamamen sadece eğlenmek için açacağım. Dolayısıyla içinden çıkan coinleri satacağım arkadaşlar. Eğer aranızda coin almak isteyen varsa bana instagramdan twitterdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen aşağıya iletişim bilgilerini bırakacağım. Çünkü gerçekten bu oyunda coin'e ihtiyacım yok. Hesaplarıma da coin atmak istemiyorum ki atmam da zaten. Çünkü çok fazla coinsim var. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bu sene bu şekilde Koyun almak istiyorsanız aşağıdaki hesaplardan bana ulaşabilirsiniz. Hızlı ulaşın hemen yardım edeyim sizlere. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Cümleten selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile birlikteyim arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte çok net konuşacağım. Bu sene eSports'un bu e, bu TOTI'de ince ya, yapmış olduğu politikaları sabitle değerlendireceğiz. Ve bunu değerlendirirken de size hemen nasıl bu sene yani, TOTI çıkarmanın en kolay yolu zaten videonun başlığı bu. Zaten hani, TOTI çıkarmanın gerçekten de en kolay yolu bu. Kesinlikle para vermeyin. Bakın işte şöyle söyleyeyim hani Castro diye bir yayıncı var hepiniz biliyorsunuz. E, yani adam ye ile bağlantısı olmasına rağmen kendi yayınlarında diyor ki oyuna para vermeyin bırakın ben açayım zaten hani çık, çıkmadığını görüyorsunuz diyor yani adam oyuna bir buçuk milyon point falan açtığını satılamıyorsam yani hani enteresan işler oluyor gerçekten inanılmaz paralar dönüyor dolayısıyla gerçekten de parayla sakın paket açmayın ee, bu işin arkadaşlar püf noktası kadro kurma görevi yapmak ben bugün size kendi yapmış olduğum kadro kurma görevlerini ve neye göre yapacağınızı e, zaten sizlere anlatacağım dediğim gibi Bunlara bakacaksınız. Bunu da e, sen de sürekli SBC yapa yapa arkadaşlar çıkacağı varsa çıkacak. Ama yarın bir teori var arkadaşlar. E, bu tamamen ilk, ilk dünyada ilk bu kanalda olacak bir teori. E, paketten ikon veya tote çıkacağını görebiliyoruz arkadaşlar. Ben bunu yarın kendi şeyimi, kendi kanalımda bu videoyu paylaşacağım. Dünyada ilk dediğim Reddit'te falan Twitter'da hiçbir yerde görmedim. Tamamen kendi, e, benim kendi teorilerim. FIFA 17'de de biliyorsunuz böyle bir teorim vardı. Doğru çıkmıştı. Bana çok küfür edenler olmuştu ama tabi sonra işte e Sports güncelleyince hiçbiri de vay kardeşim haklısın. dememişti. Dolayısıyla yarın arkadaşlar böyle bir teorim var. Ee, sizlerle birlikte bunu paylaşan paket açacak olanlar varsa aranızda o videoyu beklesinler. Ee, zaten kafanıza yatarsa o şekilde açarsınız. Şimdi sevgili dostlar ne yapacağınızı ben sizlere anlatayım. Kısaca fazla da vaktinizi almayayım. Team of the year'da arkadaşlar paket şansı çok düşük. İnanılmaz düşük. Normalden çok çok daha düşük. Eğer parayla paket açacağınız bile varsa bugün sakın açmayın. Ee, pazar günü sabah saatleri veya pazartesi günü sabah saatlerinde açın. Ee, bu zamanlarda şansın daha yüksek olacağı kesin. Bugünlerde çok daha düşük olacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle genel hesap taktiğini zaten hepiniz biliyorsunuz. Genel hesap açıp coin aktarmak. Ee, ben bu videoda sizlere kendi temel yapmış o totide yani izlemiş olduğum politikaları da zaten sizlere anlatacağım. Şimdi zaten bu bütün gelişmişler arkadaşı öncelikle yapın tamam mı? Bunların hepsini temelini yapın. Şimdi liglere gelelim. Bana çok soruyorsunuz abi hangilerini yapmıştın liste, liste verebilir misin diye. Teker teker göstereyim arkadaşlar. Buradan direkt bakabilirsiniz arkadaşlar. Hyundai A ligden yapmış olduğum takımlar bu şekilde. Newcastle Jets ve iki tane takım yapmışım zaten Hyundai liginden görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Zaten çok az bir e, şey var takım e, var ligde. Serie A'dan arkadaşı Atalanta, Bologna, Chiona veri Verenomu, Veron mu neydi lan? Verona aynen. Fiorentina görmüş olduğunuz gibi, Inter, Juventus. Ben Juventus kendi kulübüne yaptım. Juventus yapmayın siz. Pahalı. Milan, Lazio, Napoli, Sampdoria, Roma, Salisolo görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Torino ve bu kadar. Serie A'daki sevecilerimizde bu kadar. Bunları gösteriyorum arkadaşlar. Yapmamış olduklarınız büyük ihtimalle vardır aralarında. Onları yapın çünkü bu daha güncel bir liste. Porto, Funchal görmüş olduğunuz gibi hemen aşağı iniyorum Braga. Siz buradan bakın bende yapmış olduğum trade'leri ve neler alıp satarak coin anlatayım sizlere. Şimdi arkadaşlar, ee, saat 9'da mesela insanlar paket açıyor Lightning Rounds'da. İnsanlar paketten çıkardıklarını arkadaşlar direkt markete koyuyorlar. Ve saat 9 ve 9 özellikle 9 ve 9 çeyrek geçeriz çok fazla paket açılıyor ve genelde o saatlerde mesela adam çıkardığını koyuyor, çıkardığını koyuyor, çıkardığını koyuyor ve size saat markete saat 10 ile 10'u 20 geçe arasında bu kartlar tabi sizin önünüze gelmeye başlıyor ve inanılmaz derecede fazla kart olduğu için siz arkadaşlar bu kartları çok daha hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki de Geçenlerde paylaşmış olduğum taktikle bu kartlardan daha fazla alabilirsiniz. Biliyorsunuz ki markette bir açık göstermiştim sizlere. Daha fazla kartı görebiliyordunuz. Bu şekilde arkadaşlar 4000'e, 5000'e, 80'e, li, 88'lik adamlar bile alabilirsiniz. Çünkü inanın gözden kaçıyor. Yani belki bir dakika içerisinde orada 50-60 tane, 70 tane kart var. Birinden birisi zaten insanların gözden kaçacağı için. Siz bunları alarak değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. İlk trade'imiz bu şekilde olacak. Ucuza bitli adam alma şeklinde olacak. İkinci trade'imiz zaten geçen hafta da bunu paylaşmıştım. Mesela ben size ne demiştim? 170k'dan van kalın demiş. Ee, varan alın demiştim. Şu anda 190K. Ee, kantı 350'lere gidiyor. Şu an 390K gibi gibi. Zaten yatırımları dinleyenler katladı. Biz de oradan katladık. Şu anda transfer karımız 32 milyon oldu. Frankfurt görmüş olduk. Hertha Berlin, Leven Kuzen Leipzig, Mönchengladbach. Bu şekilde iniyoruz arkadaşlar. Ee, Hoffenheim, Stuttgart ve Werder Bremen'i yapmanız gerekiyor. Almanya liginden de. Şimdi Major Yasuda ligine geliyoruz arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor bu saatlerde onu anlatayım sizlere arkadaşlar şu anda 83'lerin fiyatı 750-850 coins arasına gidiyor yani 750-850 coins arası demek bedava demek çünkü bu kağıtların zaten QXL'i 650 coins yani, yani hiç bir kar demedim mi lanet olsun deyip 650'ye zaten direkt hızlı sat yapıyorsun ki bu kağıtlardan oyunun sonuna kadar büyük ihtimal 700 coins'e falan baynava gitmez diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu kağıtlardan ne yapıyoruz depoluyoruz arkadaşlar. Team of the Year'dan sonra çıkacak ilk büyük SBC'de bu kartların fiyatı 1.3K, 1.4K SBC'ye göre 1.8K'lara kadar bile çıkabilecek bir banda sahip. Dolayısıyla bu kartlara ne yapıyoruz arkadaşlar? Yatırımlarımızı yapıyoruz. Ben kasa girdim şu an görüyorsunuz 2 milyon coin kalmış. Ee, şu anda bütün tabii her şeyleri falan satıyoruz. Kasa girilecek yani. Takım da var. Hepsini satacağım sonra kasaya gireceğim bu akşam. Ee, girdiklerimi sattım başka bir şeyler aldım. Bu akşam da onları satıp tekrardan yapacağım. Ben arkadaşlar e, her trade şeyini sizlerle birlikte paylaşmıyorum. Sebebi ise ben mesela 5 tane trade yapıyorsam 3'ü üçü, üçü tutuyor, ikisi yatıyor falan. Şimdi benim size verdiğim yatanı verirsem yatarsınız. Yani birazcık bu şeye dönüyor. Yani e, risk alma. Ben %100 gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. %100 gördüklerim şu anda UCL live katları 1, 83 katlar 2. Kesinlikle bu kartlara yatırım yapın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi gerçekten inanılmaz kar edersiniz. Ben ne yatırım yaptım mesela onlardan bahsedeyim. Riskliydi yani çok aşırı riskliydi. Hem de ikon ticareti yaptım arkadaşlar. Hani böyle enteresan ikonlar aldım. Çok ucuza görmüş olduklarım. Yani bit, bit vererek aldım. Onları sattım. Yani Şimdi ben size giden ikon yani ikon almak zor bir tavsiye çünkü hepinizin çoğumuzun zaten bütçesini biliyorum e, herkesin 12-13 milyon yatırım yap yapmıyor ya da kadro kuruyor adam o kadar parasını yatırım yapmak istemiyor. Hani 12-13 milyon ikona yatırım yapmak bir tutmazsa direkt patlatmak falan hani ben bu riskleri size sokmak istemediğim için kendi kesin taktiklerimi özellikle paylaşıyorum. 83 rating katları alın arkadaşlar. İlk seviyede 1.4 kalacak. Fazla fanteziye gerek yok ya ben böyle görüyorum insanlar hani Yok çok advanced bir şeyler yapacaksın. 83 almak bilmem ne mi falan da hani dostum 83 alıyorsun. 7 üzerinden 1.3 kaçıyor. Niye uğraşayım ki ben başka kartın riskiyle şuyla buyla falan gerek yok. Alacağınız katlar arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle kaleci olmasın. Orta sağlıklı katlar alın. Orta sahibi ülkesi iyi olan katlar daha çok iş yapar. İspanya, Brezilya, Fransa gibi bağlaması kolaylıklar çok daha fazla iş yapacaktır. E, yatırımlarımız bu şekilde olacak. sadece 83 alacağım. E, ve mesela bir yerden bir yere transfer olan katlar oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. Sene başında Negredo vardı. E, Negredo şu anda zaten 4 e, sene içinde 7'ye falan çıkmıştı. Alanlar zaten oradan katladı. Salibur vardı mesela şu an markette yok. Koyar koyamaz 10K'ya gidiyor. Bu katları arkadaşlar alıyoruz. Sağ e, Şubat ayında büyük Büyük yeni takım kartları çıkacak. O o tarihten itibaren eski kartları artık markette azalacağı için fiyat artışına gidecek. Unutmayın ki Trade'de li %20'lik artış gerçekten iyi bir artış demek sevgili dostlar. %20 artış gerçekten de yeterli. O yüzden %20 olur olmaz yağlayabilirsiniz. Bu arada arkadan da ben size yapmanız gereken SBC'leri gösteriyorum. Açıklama kısmında da zaten bunların hangilerini yapacağınızı da link olarak koyacağım kesinlikle arkadaşlar bunların hepsini tamamlayın iyi kötü demeyin çıkacağı varsa çıkıyor bakın çıkacağı varsa çıkıyor lafı var ya bunu yarınki videoda kesin yüz yüz kanıtı ile sizlere anlatacağım ee, aynı zamanda yarın akşam biliyorsunuz totti paket açılımımız olacak büyük ihtimal 100 bin FIFA points atacağım en ölü 85 bin atacağım var onu söyleyeyim en ölü 85 bin en fazla 120 bin arası olacak ee, dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde olacak yarın akşamki yayına katılmayı unutmayın. Senenin en büyük yayını hatta YouTube Türkiye tarihinin ya büyük FIFA Türkiye tarihinin en büyük paket açılımı olacak gibi duruyor. Bilmiyorum yani 100 100.000 falan açan var mı? Point açan hiç var mı diye ama yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Bakın burada da zaten SBC'leri gösteriyorum. Şimdi şöyle yapın bu SBC paketlerini hazırlayın tamam mı arkadaşlar? Bu akşamdan hazırlayın. Ee, ve benim yayın atacağım videoyu izleyin. Eğer o kafanıza yatarsa o şekilde paketlerinizi açın. Totya'da ikonunuzu çekin abi. Benden size tavsiye haberiniz olsun. Yarınki videomuz gerçekten bomba olacak bu arada onu da tekrardan söyleyeyim. Burada arkadaşlar yapmış olduğu bütün SBC'leri gösterdim. Yatırımlardan bahsettik 83'ler alınacak dedik. Sizler arkadaşlar şuradan hatta şey de göstereyim bakın transfer profitimizi şu anda size göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 32 milyona yaklaştı. Hı. şu an elimdeki transfer listesinde zaten 100 tane item var gördünüz. Onlar da satıldıktan sonra büyük ihtimal 34-35 falan olmasını bekliyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar Buradaki paketleri yapıyorsunuz bu bir. Toti çıkarmanın en mantıklı yolu bu. Kesinlikle bunu aklınızdan çıkarmayın tamam mı? Ee, para vermeyin. Sakın para vermeyin. Yarın atacağım taktiği izleyin. Ondan sonra paket açın. Ve yatırım olarak 83'lere transfer olan kartları, ucuza olan UCL'ler ve UEFA live kartlarını toplayın arkadaşlar. Bu kartlardan inanılmaz kar edeceksiniz. Ee, ben yine kesin yüzde yüz olan şeyleri sebeple de paylaşamam ama dedim mi? fanteziye gerek yok yani abi şimdi hani gerçekten net söylüyorum fanteziye gerek yok abi şimdi 83'ler 750 koyunken gidip başka bir şey almak eşinmekten başka bir şey değil. Yani 750-850 coin'e 83 almak varken Başka bir şey almak gerçi eşinmek oluyor yani hani belanı aramak oluyor. Ne şeytanı gör ne kulfe Allah'ını oku yani. Gerek yok. 83 olacaksın 1.3 kare satacaksın. Bu kadar basit hani bir işin kolayı varken zorunu yapmaya gerek yok. Evet görüyorsun transfer profit 32 milyon. E ben niye, yani niye paramı risk ettim? İkon alıyorum artar mı azalır mı artar mı azalır mı diye burada fıtık oluyorum. Gerek yok yani kendimi de deli etmeye gerek yok. Sizin de deli olmasa gerek yok. Alacaksın 83 kardeşim elbet 2 hafta varmadı 3. hafta kesin artacak. Ya bu oyun zaten SBC üzerine kurulu olan bir oyun sürekli sürekli üzerine kurulan bu oyun. 83'ler kesinlikle artacak. 83'leri alıyorsunuz arkadaşlar. En temel, en net yatırım olur. Ne zaman alacağınızı zaten söyledim. Saat 10, 10 çeyrek geçe, onu 20 geçe arasında markette ucuza bitle 83'ler alabilirsiniz. Kaleci ağırlıklı olmayacak. O genel orta ağırlıklı ve iyi ülkeli katlara yönelim yapılacaktır. Kart ismi vermiyorum. Alacağınız fiyat mutlaka 900 coins'i, 950 coins'i. Yani bir kay görmesin alacağınız fiyat. Maksimum 9950 hatta 900 diyeyim yani sınır bu fiyatlardan çekin arkadaşlar. Benden size tavsiye net profit, net profit garanti. ve bu arada şunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Twitter'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Twitter at OGX Instagram Oguz Erdogan iki tane ne var. Herkese cevap veriyorum. Bilginiz olsun. Ve son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Toti çıkarmak için benim e, Toti çıkardığım videoyu hatırlıyorsunuz. 15 kalık paketten çıkardım. Şu paketten çıkmaz, bundan çıkamaz, bundan çıkmıyor falan diye bir şey yok. Bu FIFA'da arkadaşlar temel bir olay var. Onu zaten yarın videoda de anlatacağım. Yani çok yarın video kaldı ama hani gerçekten hani içinizi rahatlatmak için söylüyorum. Yok 15K'dan çıkmaz, yok 5K'dan çıkmaz falan hikaye abi. Çıkacağı varsa çıkıyor. Yarın anlatacağım. İzlersiniz. Hani dolayısıyla yok şu 7K'lık paketi yapmayayım, yok 5'i yapmayayım, 3'ü yapmayayım demeyin abi. Ne yapabiliyorsan kardeşim yap aç. Ne yapabiliyorsan yap aç yani. Bunun ben net olarak size tavsiyem olarak şey budur. SBC'lerin hepsini aşağıya koyacağım. Yeni hesap açtıktan sonra ne yapıyoruz? Bunu anlatayım. Yeni hesap açıyorsunuz. Orada 200 coin oluyor arkadaşlar. Hemen 150 coin'e bir tane bronz alıp diğer hesabınıza 2k aktarıyorsunuz. 2k aktardıktan sonra bir hesabınıza yani o SBC hesabı. 2k aktardıktan sonra 3 tane rare gold kart alıyorsunuz. Ben genelde Fegoli ile yapıyorum. Siz başka kartlarla da yapabilirsiniz. Bu kartları aldıktan sonra arkadaşlar hepsini toplamda 3.000 buynav. 2.900 start 3.000 buynavdan koyuyorsunuz. 3 tane kartı arkadaşlar sattıktan sonra 10k ile SBC'leri yapmaya başlıyorsunuz. 10k ile sbc yapmaya başlamak zaten sizin için yeterli olacaktır sevgili dostlar yapa yap aç yap aç tak değil arkadaşlar bu şekilde bir 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 gidin ikinci teori sakın ama sakın yukarıda sol üstte fazla coininiz varken falan öyle yüklü paket açımları yapmayın her zaman coininiz az olsun arkadaşlar sol üstte ve en önemlisi arkadaşlar paketleri biriktirip açmayın. Her zaman paketleri tek tek açın. Bu da size bir tavsiyem olsun. SBC'lerin linkini aşağıya koyuyorum. Yatırımlardan da bahsettik arkadaşlar. Yarınki videoda sabahki video sabah atacağım orada videoyu. Yarın sabah kesinlikle izlemeyi unutmayın. Totu çıkarmak için benim kendi teorimdir tamamen. size kalmış saygı duyarsınız izleyin. Yarın onu izledikten sonra kendi kararınızı vermenizi sizlere tavsiye ederim. Yarın akşam da bomba paket açalım yine. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde yarın akşam da mutlaka saatlerinizi kurun arkadaşlar. E bir de beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.